Herkese merhaba. İki öğretmen bir kitap kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hatice. Bugün sizlere başlıktan da anladığınız üzere arkadaşlar, yabancıları Türkçe öğretimi hakkında bir video çekmek istiyorum. Daha önce edebiyat öğretmenliği hakkında çektiğim videoda biraz bu alanla alakalı kendi deneyimlerimden ufak da olsa bahsetmiştim ve o videonun altına çok fazla soru geldi. İşte yabancıları Türkçe öğretimi alanında nasıl çalışabilirim, nasıl eğitim alabilirim tarzında birçok soru aldım. Ve ben de daha önceden beri zaten düşünüyordum böyle bir video çekmeyi. Hazır sorular da gelmişken, böyle bir talep de varken bu işe koyulmak istedim. Aynı zamanda bu video arkadaşlar iki bölüm halinde yayınlanacak. İlk bölümünü ben çekeceğim. Sizlere ikinci bölümünde ise Furkan eşlik edecek. O da bazı sorulara cevap bulacak sizler için. Şimdi o zaman ben şöyle ufak bir bu alanla alakalı deneyimlerimden bahsetmek istiyorum size. Daha sonra bu konuya değinmek istiyorum. Şöyle ki, üniversite 2. sınıftayken yabancıları Türkçe öğretimi diye bir dersimiz vardı bizim. Ben ilk kez o zaman tanıştım. Bu dersi alırken bu konuyla alakalı birçok makale, birçok kitap okudum. Bu alanla alakalı kısmen de olsa yetişmiş sayılırım aslında. Ve gerçekten o zamanlardan itibaren oldukça ilgimi çekiyordu. Ve son zamanlarda bu konuya da daha çok talep olunca, iş alanı, iş sahası biraz daha önü açık olunca daha çok ilgimi çekmeye başladı aslında. Üniversite son sınıftayken de zaten biliyorsunuz AYZEK'e başvurmuştum. Ve AYZEK ile birlikte mezun olduktan sonra bu alanda çalışmak için Mısır'a gittim. Mısır'da da Arap çocuklara, gençlere ve yetişkinlere Türkçe dersleri vermeye başladım. Bu benim için çok güzel, çok farklı bir deneyimdi gerçekten. Çok hoşuma gitmişti. Hatta döndüğümde de tekrar bu alanda çalışmayı büyük bir hevesle istemiştim. Zaten Mısır'dan döndükten sonra da Türkiye'de bu alanla alakalı çeşitli özel dersler vermeye başladım. Birçok özel ders öğrencim oldu çeşitli ülkelerden. Hala da vermeye devam ediyorum. Sevdiğim, çok keyif aldığım bir alan. Çeşitli kültürleri öğreniyorsunuz, çeşitli dilleri öğreniyorsunuz. Benim için çok keyifli. Hatta belki ileride de bu alanda tekrar devam da edebilirim. Daha da geliştirebilirim kendimi. Bilmiyorum, zaman ne gösterir. Evet, o zaman sorularla ben devam etmek istiyorum. Bazı gelen sorular vardı. Bunları birleştirdim. Konu başlıkları oluşturdum. Bu konu başlıklarına değinip sizlerin sorularına cevap bulmak istiyorum. Evet, ilk olarak yabancıları Türkçe öğretimi için nasıl bir eğitim alınıyor? Bu soru çok fazla geldi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Yabancıları Türkçe öğretimi diye üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinde herhangi bir bölüm yok. O yüzden ne var? Yüksek lisans bölümleri veya doktora bölümleri var. Bunlara başvurabilirsiniz. Bunlara başvuru için de çeşitli şartlar aranıyor tabii ki. Yüksek lisans başvurusunda ALES şartı istiyorlar. Genellikle ALES'den 75 üzeri puan istiyorlar. Ben birçok üniversitede bunu gördüm çünkü. Aynı zamanda bazen mesela sadece Türkçe veya Türk Dil ve Edebiyatı Öğretmenliği bölümünden mezun öğrencileri alıyorlar. Bazen de böyle bölüm sınırlandırması yapmıyor bazı üniversiteler. Tabii ki lisans ortalaman. Aynı zamanda varsa, eğer bilim sınavı yapıyorsa üniversite yüksek lisansı alırken, o bilim sınavının ortalaması hepsi birleşip senin puanını oluşturuyor. Başarılı veya başarısız bir şekilde sonuçlandırılıyorsunuz ve bu şekilde yüksek lisansa girmeye hak kazanıyorsunuz. Bunları tabii ki kovalamanız gerekiyor, bakmanız gerekiyor sürekli. Yüksek lisans zamanlarında başvurular açıldığında tüm üniversitelere bakabilirsiniz, göz gezdirebilirsiniz. Hangi koşullarda öğrenci kabul alıyorlar, şartları ne? Bunları iyice detaylıca inceleyip hangisi sizin hoşunuza gidiyorsa ona başvuru yaparsınız. Hatta birkaç tanesini denersiniz bence. Şansınızı yükseltmiş olursunuz bu şekilde. Aynı şekilde doktora bölümlerinde var. Yüksek lisansı bitirdikten sonra doktoraya da başvurup bu alanda akademisyen olarak da ilerleyebilirsiniz.
Bir de sertifika programları var. İlla ki denk gelmişsinizdir arkadaşlar. Hatta bazen internet ortamında bile denk geliyor. Afişlerini falan görüyorum ben çoğu kez birçok üniversitenin. İşte yabancılara Türkçe öğretimi sertifika programı diye geçiyor bunlar. Bunların isimleri bu şekilde geçiyor. İlla ki sizler de denk gelmişsinizdir. Bu programlar nasıl programlar? Belli ücret karşılığında eğitim aldığınız programlar. Bu programın sonunda da belli bir sertifika veriliyor size. Ve yabancılara Türkçe öğretimi noktasında uzmanlaşmış oluyorsunuz aslında. İçeriğini tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. O konuda net bir şey söyleyemem. Şöyle biliyorum sadece teorik dersler ve pratik dersler olduğunu ve belli zamanları kapsıyor tabii ki. Bazı programlar 2 ay oluyor, bazıları 4 ay oluyor. Kimisi 6 aylık programlar oluyor bunların. Çeşitli üniversitelerden üniversiteye değişen şartlar. Onları incelersiniz, bakarsınız eğer başvuracaksanız tabii ki. Bunların içeriğini bilmiyorum çünkü ben sertifika programına katılmadım daha önce ama Furkan katılmıştı. O video çektiği zaman mutlaka bu konuya da değinir. Hangi dersleri aldığını, derslerin nasıl geçtiğini, nasıl bir ortamda işlediklerini mutlaka size daha ayrıntılı bir şekilde anlatacaktır. Benim bildiklerim sadece bu kadar. Fakat sertifikayı aldım, sertifika programına katıldım ve sertifika almaya da hak kazandım. Bundan sonra sana iş kapısı açılacak diye de bir şey yok kesinlikle. O sertifika kesinlikle iş bulduruyor diye bir kural da yok. Bu sizin çabanıza, gayretinize bağlı bir şey. O da yanlış anlaşılmasın. Birçok kişi çünkü ben şu sertifikamı alayım da nasılsa iş bulurum ya da iş hazır beni bekliyor gibisinden düşünüyor. Öyle bir şey yok maalesef. Evet, bir de yabancılara Türkçe öğretiminde ilkelere dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki. Bu işi yapıyorsanız mutlaka bu ilkeleri bilmeniz gerekiyor. Öncelikle bu uluslararası seviye sistemleri dediğimiz A1, A2, B1, B2, C1, C2 dediğimiz bu seviyeleri ve hedef kitleyi belirlemeniz gerekiyor. Oluşturduğunuz bu sınıfta mutlaka bilen ve bilmeyeni ayırt etmeniz gerekiyor. Çünkü bilen ve bilmeyen aynı sınıfta eğitim alması çok büyük riskler doğuruyor. Bayağı işi zorlaştırıyor. Böyle olmaması gerekiyor. O yüzden bilen kişiler ayrı bir yerde seviyeye göre ayrılması, bilmeyenler A1 düzeyinde olanlar daha ayrı bir sınıfta eğitim alması gerekiyor. Bu seviyeyi nasıl belirlersiniz? Yazma, konuşma, dinleme gibi sınavlar var arkadaşlar. Özellikle yazma sınavlarında dil bilgisini görebilirsiniz. Ne düzeyde bunu tespit edebilirsiniz. Konuşma sınavları yapabilirsiniz. Ya da dinleme üzerine sınavlar yapıp öğrencilerin seviyelerini öğrenebilirsiniz. Bu sınavları internet ortamında da bulabilirsiniz sizler. Yazdığınız zaman birçok üniversitenin yabancılara Türkçe öğretimi alanındaki bu seviye sınavları çıkıyor. Onların bir tanesini uygun gördüğünüz herhangi birini alıp öğrencinize uygulayabilirsiniz. Böylelikle eğitime başlamadan seviyesini de görüp ona göre ilerlemiş olursunuz. Daha sağlıklı olmuş olur. Kesinlikle bir de ideal sınıf düzeni ve sınıf sayısı mevcudu oluşturulması gerekiyor. Sınıf mevcutları genellikle 7-12 arasında değişiklik gösteriyor. En fazla 12 olması önemseniyor. Daha fazla, daha kalabalık grupların dil öğretiminde uygun olmadığı düşünülüyor arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Öğrenciye ulaşmak gerekiyor. Birebir ilgilenmek gerekiyor. O yüzden ne kadar az öğrenci, o kadar fazla ilgi, o kadar fazla dil öğretimi diyoruz. Bir de mutlaka kaynak kitap edinin. Dil öğretim setleri var. Birçok üniversitenin, Hitit'in var, İstanbul Üniversitesi'nin var, Gazi'nin var mesela. Bunları mutlaka edinin arkadaşlar. Belli bir kaynaktan ilerleyin. Öyle başı sonu belli olmayan bir şekilde kimseye öğretim yapmayın. Bu sağlıksız olur. Mutlaka elinizde bir kaynak kitabınız olsun ve bu kaynak kitaba göre ilerlemeye çalışın. Öğrencinizde de olsun aynı kaynak kitap. Bu şekilde paralel bir şekilde gitmiş olursunuz.
Mutlaka planlı programlı gidin. Az önce de söylediğim gibi. Başta anlatacağınız konuyu en sonda değil. Veya en sonda anlatacağınız konuyu en başta anlatmayın. Her şey bir belli program plan dahilinde gitsin. Ne yapıyoruz mesela ilk derslerde tanışma, selamlaşmayı anlatıyoruz. İşte biraz daha somuttan soyuta veya günlük hayatta öğrenmemiz gereken şeylerden daha sonra öğrenmemiz gereken şeyleri anlatırsanız daha sistemli gitmiş olursunuz. İlk başta mesela A1 seviyesinde daha bir selamlaşma, tanışma gibi ünitelerle karşılaşırken daha ileriki kurlarda, daha ileriki ünitelerde biraz daha soyut kavramlarla haşır neşir olduğumuzu görüyoruz. Ve derslerinizde mutlaka 4 temel dil becerisini kullanın arkadaşlar. Yazma, okuma, konuşma ve dinleme şeklinde ilerletmeye çalışırsanız öğrencinin de öğrenmesini bir o kadar kolaylaştırmış olursunuz. Bu da önemli bir detay çünkü. O zaman diğer bir sorumuza geçecek olursak, yabancılara Türkçe öğretiminde hangi dili kullanmalıyız? Bu da çok önemli bir mevzu, hatta çok zor bir soru aslında bakılırsa. Çünkü birçok okutman, birçok öğretmen bu alandaki ikiliye düşmüş vaziyette. Kimisi sadece Türkçe kullanmak zorundayız. İşte kimisi ikinci bir yabancı dile ihtiyaç vardır görüşünde. Zıtlaşmış durumda. Ama bana sorarsanız şöyle bir şey var. Bence her öğretmenin yoğurt yiyişi farklıdır. Sonuçta nasıl öğretmek isterse, nasıl rahat ediyorsa, nasıl öğrenmeyi kolaylaştıracaksa o şekilde ilerler. Yani şu doğrudur, bu doğrudur gibi bir şey söylemek doğru olmasa gerek. Tabii en sonunda doğru olan kesin fikrimi de açıklayacağım sizlere. Ben ne yaptım? Ben nasıl ilerletiyorum derslerimi? Bunlardan bahsedeyim. Kendi deneyimlerimden bahsedeyim sizlere. Mısır'dayken birkaç grubum vardı, farklı seviyelerde olan. Daha çok %80 oranında, hatta 90 oranında derslerimi Türkçe işliyordum. Ama çok ihtiyaç duyulduğu zaman İngilizceye döndüğüm oluyordu. Şöyle mesela B1, B2 seviyesi gruplarım vardı 2-3 tane. Onlarda herhangi bir İngilizce açıklama gereği duymuyordum. Daha pratik işleniyordu dersler. Sorun olmuyordu, anlayabiliyorlardı. Problem çıkmıyordu onlarda. Ama mesela A1 seviyesi yeni gelen bir grubum vardı ve hiç Türkçe daha önce duymamışlar, yeni öğrenmek istiyorlar. Bu açıdan biraz sıkıntı yaşamıştık onlarla mesela. Evet, daha çok Türkçe ilerletiyordum, yine Türkçe konuşuyordum ama arada bir İngilizceye döndüğüm, açıkladığım yerlerde oluyordu. Bunu biraz sık yapıyordum o grupta mesela. Çünkü hiç anlamıyorlardı. Anlayamadıkları zaman da ders bir noktadan sonra hem benim tarafımdan hem onlar tarafından durma noktasına geliyordu. Bunu engellemek için de mecburen çevirmenlik yapmak zorunda kalıyordum bir yandan da. Ama tabii şöyle bir gerçek de var aslında. Yani bu da bir gerçek. Biz konuşmayı nasıl öğrendik? Bunu bir düşünürseniz eğer, konuşmayı öğrenirken yazarak öğrenmedik, değil mi? Her birimiz aslında duyduklarımızla öğrendik doğuştan bir şekilde o Türkçeyi. Bu yüzden çevremizden duyduk, anne babamızdan duyduk, etrafımızdan duyduğumuz her şeyi beynimiz aldı ve konuşma çağına geldiğimiz zaman tek tek o kelimeler dökülüverdi birden. Bu nasıl oldu? Duyarak oldu. Bu yüzden aslında derslerde Türkçe konuşmak bu kadar önemli. Eğer Türkçe öğretiliyorsa veya İngilizce öğretiliyorsa da aynı şekilde İngilizce konuşmak bu kadar önemli. Aslında sürekli İngilizce konuşmak gerekiyor. İşte İngilizce öğretiminde veya Türkçe öğretiminde sürekli Türkçe konuşmak gerekiyor ki karşıdaki öğrenci o telaffuzu doğru bir şekilde duyup konuşabilsin, yazabilsin. Bu açıdan bence de tek dil konuşmak daha önemli dersler esnasında. Türkçe öğretiyorsan, çoğunlukla Türkçe konuşursan daha faydalı olur karşındaki insana da. Evet, son olarak yurt dışında Türkçe öğretmenliği yapmak için, yabancılara Türkçe öğretmenliği yapmak için ne yapmamız gerekiyor gibi sorular gelmişti. Buna ufak bir değinmek istiyorum. Eğer devlette çalışan bir öğretmenseniz bu kolay. Şöyle belli aralıklarla belli sınavlar yapılıyor. Bu sınavlardan yüksek puan alanları
görevlendirip çalışabiliyorsunuz. Ancak özel sektörde çalışıyorsanız bu biraz daha meşakkatli. Yunus Emre Enstitüsü var biliyorsunuz. Duymuşsunuzdur illaki. Burada çalışabiliyorsunuz. Burada çalışmak için de belli başvuru şartları gerekiyor tabii ki. Ben bir zamanlar araştırmıştım. Eğer yanlışsa mutlaka yorumlarda düzeltin ama şöyle diyordu. İllaki bir üniversitede çalışıyor olmak zorundasın. Yani öğretim üyesi, öğretim görevlisi olmak zorundasın ki başvurabilesin. Bu gibi şartlar aranıyordu. Bir de Maarif Bakanlığı'na bağlı okullar var. Biliyorsunuz darbeyle birlikte yurt dışındaki FETÖ okulları devlet eline geçmişti. Ve o yıllarda özellikle çok fazla öğretmen alımı olmuştu. Çok fazla istihdam edilmişti. Ondan sonra da zaten durdu. Şu an çok az öğretmen alımı yapıyorlar. İstenilen şartlar da genellikle Türkçe öğretmenliği için ikinci bir yabancı dil şartı aramıyorlar. Diğer branşlarda yabancı dil şartı arıyorlar ama Türkçe öğretmenliğinde ben pek denk gelmedim buna. Bunun haricinde yabancılara Türkçe öğretimi sertifikası bulunma zorunluluğu arıyorlar gibi çeşitli maddeleri var onların da. Eğer onları sağladığında seni çağırıyorlar, bir sınav yapıyorlar. O sınav sonrasında da belli bir eğitime sokuyorlar. Bu eğitimde başarılı mısın, değil misin diye tekrar bir ölçme değerlendirmeye tabi tutuluyorsun. Ve en sonunda sertifikayı almaya hak kazanıyorsun. Fakat şöyle bir şey de belirtiyorlar o başvuru koşullarının sonunda. İlla ki bu eğitime katılanların hepsi işte istihdam edilecek, işlerine yerleştirilecek diye bir koşulda yoktur diye belirtiyorlar. O da benim çok ilgimi çekmişti ama birçok kişi de aslında %99 yerleştirildiğini söylüyor. Böyle ifade ediyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru. Henüz böyle bir tecrübede bulunmadığım için size sadece duyduklarımı aktarıyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik. Benim söyleyeceklerim bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydası olmuştur. Yine merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz, sorabilirsiniz bana. İkinci videoda Furkan sizlerle birlikte olacak. O sizlere bazı açıklamalarda bulunacak. Yine aynı konu üzerinden. Mutlaka o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Bildirim işareti eğer o zil, küçük zil işaretine basılı değilse mutlaka oraya basıp zili açın ki biz video attığımızda size direkt bildirim gelsin arkadaşlar. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu oluruz. 1000 abone olmamıza çok az zaman kaldı. Desteklerinizi bekliyoruz hepinizin. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.